EKM ile coğrafya derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün konumuz madencilik. Biliyorsunuz ülkemiz maden çeşidi ve rezervi yönünde zengindir. Zaten ilk soru da genelde buradan gelecektir. Türkiye'de maden çeşidi ve rezervinin fazla olmasının nedenleri nelerdir? Şimdi nedenlere baktığımız zaman değerli arkadaşlar 3 tane neden göreceğiz. Bunun birincisi Türkiye'nin her jeolojik devre ait arazisinin olması. Yani jeolojik zamanlarda bir çeşitlilik var. İkinciye baktığımız zaman ülkemiz volkanizma olaylarını yaşamış. Yani volkanizmanın da ülkemizde yaşanması maden çeşidini arttırmıştır. Üçüncüye geldiğimiz zaman da biliyorsunuz Türkiye 3. ve 4. zamanda sıkıştırılmaya maruz kalmıştır. Bu sıkıştırılma da nedir? Metamorfizma yani başkalaşım olaylarının yaşanmasına sebep olmuştur. Hatta biliyorsunuz Türkiye'nin en çok ihraç ettiği maden mermerdir. Mermer kalkerin yani kireç taşının başkalaşımı ile oluşmuştur. O yüzden her jeolojik döneme ait arazinin olması, volkanik faaliyetlerin yaşanması, metal madenlerin özellikle ülkemizde yoğun olmasını sağladı. Başkalaşım yani metamorfik olayların yaşanması da ülkemizdeki maden çeşidini arttırmıştır. Şimdi maden çeşidi ve rezervi fazla dedi. Peki Türkiye'de maden çeşidi ve rezervi en fazla hangi bölgede? Fazla diye sorulduğunda değerli arkadaşlar hemen Doğu Anadolu bölgesini alıyoruz. Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesi maden çeşidinin en fazla olduğu bölge. Fakat bazen biliyorsunuz bölümler de soruluyor ki ÖSYM sınavında bunu sordu. Maden çeşidi ve rezervi en fazla olan bölümse yine Doğu Anadolu bölgesindeki yukarı Fırat bölümüdür. İl bazında sorulursa Elazığ. Değerli arkadaşlar baktığımız zaman tekrar ifade ediyoruz. Maden çeşidi ve rezervi en fazla hangi bölgede? Doğu Anadolu bölgesi. En fazla hangi bölümde diye sorarsa yine Doğu Anadolu bölgesinin yukarı Fırat bölümü. İl bazında sorulursa da Elazığ'ı tercih edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar. Maden çeşidi ve rezervinde sorulabilecek bir diğer soru da şu. Tamam bu kadar çeşit var, bu kadar rezerv var. Fakat biz bazı madenleri istediğimiz düzeyde kullanamıyoruz. O yüzden hemen buraya gelip bir not düşmemiz gerekiyor. Dedik ya Türkiye 3. ve 4. zamanda sıkıştırmaya maruz kalmıştı. Şimdi bu sıkıştırılma olaylarından dolayı madenlerimiz parçalanacak ve dağılacak. Küçük maden yatakları ortaya çıkacak. O yüzden bu küçük maden yataklarının çıkartılması çok maliyetli, masraflı olacağı için biz her madenimizi maalesef çıkartamıyoruz. O yüzden notumuza bunu söyleyeceğiz. Ülkemizde yaşanan sıkışma olayları maden yataklarını parçalamıştır ve küçük maden yatakları oluşmuştur. Bu küçük maden yataklarını tek tek çıkartmaya kalktığınız zaman işte maliyet artacağı için otomatikman değerli arkadaşlar zarar edeceksiniz. O yüzden bu her maden yatağı çıkartılmaz. Şimdi o zaman şöyle bir soru da ortaya çıkıyor. Biz hangi maden yataklarını işletmeye açacağız? O yüzden bir maden yatağının işletmeye açılması için
Gerekli şartlar nelerdir? Öncelikle değerli arkadaşlar şunu söylememiz gerekiyor. Burada karşımıza rezerv çıkacak. Rezerv neydi? Bir madenin yer altında çıkartılmamış olan kısmıydı. Bunun bize yeterli olması lazım. Uzun yıllar boyunca biz bu madeni O yüzden rezerv oranı yüksek olmalı diyeceğiz. İki, çıkarttıktan sonra, taşını toprağına ayıkladıktan sonra geriye ne kadar bu madenden kalıyor? Yani tenör oranı. Tenör oranı dediğimiz, değerli arkadaşlar, yer altından çıkartılan madenin taş ve topraktan temizlendikten sonra geriye kalan saf maden oranıdır. Bunlar fazla olacak. Ondan sonra ne olacak? Sermaye ve teknoloji. Çünkü bunların hepsi gerçekten çok ciddi maliyet gerektiren faaliyetlerdir. Araştırma, inceleme veya o maden oradan çıkartma, daha sonra işletme fabrikasına götürme, bunu işleyip pazarlama. Bunların hepsi gerçekten yüksek bir sermayeye ve yine yüksek bir teknolojiye ihtiyacın olduğunu gösterecek. Bununla birlikte başka nelere ihtiyacımız var? Ulaşım, o madenin işletilmesi ve çıkartılması için değerli arkadaşlar ulaşım yollarına ihtiyacımız var. Bunun olması gerekiyor ve yine değerli arkadaşlar çıkarttığımız madenin bir pazarı olmalıdır. Derslerinde şunu sormuşumdur. Sizce bir madenin işletmeye açılabilmesi için neler gerekir diye sorduğunda hep şunu söylemişler. Hocam bu madenler sadece bizde olsun, başka hiç kimse de olmasın. Güzel bir yaklaşım ama o madenler sadece sizde olabilir ama başka ülkelerin de ihtiyacı olmalıdır. Pazarı olmalıdır. Bugün mesela bir örnek verecek olursak demir dünyanın neresine giderseniz gidin çok ciddi piyasası olan madenlerden bir tanesidir. Şimdi bunun dışında değerli arkadaşlar baktığımız zaman özellikle karşımıza ne çıkıyor? Tekrar söylüyorum. Rezerv oranı yüksek olmalı, tenör oranı yüksek olmalı, sermaye ve teknolojinin olması dedik, ulaşım ve madenin pazarının olması gerekir. Evet, madenlerimize geçiyoruz değerli arkadaşlar. Öncelikle demirle başlayacağız. Şimdi demire geldiğimiz zaman şunu biraz önce de söyledik. Çok ciddi piyasası var çünkü ağır sanayinin en önemli ham İnşaat sektöründe bütün otomotiv, uzay sanayi, demir yolu sektörüne varana kadar, silah sanayisine varana kadar her sektörde kullanıyorsunuz. Şimdi madenlerle ilgili çalışırken lütfen şuna dikkat etmenizi istiyorum. Evet, madenin nerede çıkartıldığını öğreneceğiz. Ancak bir madenin bütün çıkartıldığı yerleri ezberlemeye çalışırsanız bu sizi biraz yoracaktır. Bir madenin en önemli çıkartım alanlarını öğrenmelisiniz. İki, bu madenlerin nerede işletildiğini ve neden oranın seçildiğini bilmeniz gerekiyor. Bugün demire baktığınız zaman en çok demir nereden çıkartılıyor? Sivas, Divri. Bunu bileceğiz. Daha sonra nereden çıkartılacak? Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi. Bunun dışındakileri de yine öğrenebilirsiniz. Balıkesir'de Eymir, Sakarya Çamdağı, Adana, Kayseri gibi illerimizde de yine demir çıkartılıyor. Fakat Sivas ve Malatya'da çıkartılan demir bizim için daha önemli. Neden? Çünkü ben Sivas Divri'den çıkarttığım demiri nereye göndereceğim? Karabük, Ereğli'ye. Yani Zonguldak'ta Karabük'e göndereceğiz. Çünkü neden oraya gönderiyoruz? Niye Sivas Divri'de çıkarttığımız demir Sivas'ta işlemeyip de Karabük, Ereğli'ye gönderiyoruz? Bu soru olarak gelecektir. Çünkü burada ne var? Taş kömürü var. Yani benim Karabük ve Ereğli'de demiri işlediğim demir çelik fabrikalarının kurulma sebebi orada taş kömürünün çıkartılması. Yani enerji kaynağıdır. Peki Malatya Hekiman Hasan Çelebi'den çıkarttığımızı nereye gönderiyoruz? İskenderun'a gönderiyoruz. İskenderun demir çelik fabrikasına. Peki İskenderun'a niye gönderiyoruz? Çünkü İskenderun'un deniz yolu ulaşımı yani limanı var. Bu yüzden
İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın kurulma sebebi ulaşılır değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, genelde bir fabrikanın kurulma yerinin seçilmesinde gerekçeleri var. Ham maddeye mi yakın, ulaşıma mı yakın ya da enerji kaynağına. Lütfen buraya yıldızını da atıyorum. Enerji kaynağına yakınlıkla kurulan fabrikamız Karabük ve Ereğli'dir. Bunun dışında zaten hiçbirinde enerji kaynağını görmeyeceksiniz. Diğerlerinde ya ulaşımı göreceksiniz ya ham maddeye yakın olmayı göreceksiniz. Peki nasıl ayıracağız? Eğer fabrikanın kurulduğu yer kıyıda ise ulaşım olacaktır. İçeride kurulmuşsa ham maddeye yakın olacaktır. Şimdi birazdan diğer madenleri anlattığımızda bu özelliği görmüş olacaksınız. Evet değerli arkadaşlar, bakırla devam ediyoruz. Şimdi bakıra baktığımız zaman kolay işlenen bir maden. Fakat en önemli özelliği iletken olmasıdır. İletken olduğu için elektrik ve elektronik sanayisinde kullanacağız. Bugün elektriğin olduğu her sektörde değerli arkadaşlar iletme işini bakır yapacak. O yüzden değerli bir madendir. Peki yine aynı şekilde yapacağız. Nerede çıkartılıyor, nerede işletiliyor? Şimdi bakıra baktığımız zaman buraya bir kodlama yapmışız. Kader, Kastamonu Küre, Artvin, Murgul, Diyarbakır, Ergani, Elazığ, Maden, Rize, Çayeli. Şimdi dikkatli bakarsak çıkartıldığı yerlere Kastamonu Küre, Artvin, Murgul, Rize, Çayeli. Karadeniz'i görüyoruz. Elazığ Maden. Şimdi Diyarbakır Güneydoğu Anadolu'da olsa da Ergani Doğu Anadolu bölgesine dahil edilmiştir. O yüzden bakırın çıkartıldığı ikinci bölge Doğu Anadolu. Yani bize bazen sorularda sorabilir. Bakır en çok hangi bölgede çıkartılıyor? En çok Karadeniz. En çok Karadeniz bölgesinde, daha sonra da Doğu Anadolu bölgesinde çıkartılacak. Şimdi biz Kastamonu Küre'den çıkarttığımız bakırı nereye götürüp işleyeceğiz? Samsun. Biraz önce söyledik, bakın Samsun'da çıkartılmıyor, işletiliyor. Samsun'u niye seçtik? Çünkü limanı var. Ulaşım. Bunun dışında Artvin Murgul'da çıkarttığımız bakır yine Artvin Murgul'da. Yani çıkartıldığı yerde işletiliyorsa ham maddeye yakın demektir. Ve diğer bakır Ergani'de çıkarttığımızı yine Ergani'de işliyoruz. Ona da baktığımız zaman yine çıkartıldığı yerde işletildiği için ham maddeye yakın olacaktır. O yüzden değerli arkadaşlar tekrar söylüyoruz. İşletmelerde Samsun'da sadece işletiliyor, Kastamonu Küre'den getiriliyor. Bazen de Artvin Murgul'dan getirilir. Ve dedik Samsun'un seçilme sebebi ulaşım. Onun dışında Artvin Murgul'da çıkartıyoruz ve işletiyoruz. Yine Ergani'de çıkartıyor ve işletiyoruz. Evet, yine ülkemizin önemli madenlerden biri olan kroma geldik. Şimdi kroma baktığımız zaman bir değerli arkadaşlar, krom çeliğin sertlik kazanmasında kullanılacaktır. İki değerli arkadaşlar, yine metalleri paslanmaya karşı koruyacaktır. Şimdi bu noktada baktığımız zaman krom gerçekten önemli bir madendir. Ve ülkemizde de bakıyoruz ki değerli arkadaşlar, dünya krom üretiminde 4. sıradadır. Şimdi yine aynı şey yapacağız. Krom nerede çıkartılıyor? Nerede işletiliyor? Şimdi tekrar söylüyorum. Krom da yine Türkiye'de çıkartım alanları fazladır. Ama özellikle iki tane çıkartım alanı var ki bizim için çok önemli. Birincisi Elazığ, Guleman. Değerli arkadaşlar, bazı kaynaklarda Palo diye de geçer. Diğeri ise
Fethiye Köyceğiz. Yani Muğla tarafı. Şimdi bunlar benim en önemli krom çıkartım alanlarım. Peki Türkiye'de kromu nerede işletiyoruz? Elazığ'da çıkarttığımız kromu yine Elazığ'da işliyoruz. O yüzden bakın çıkarttığım yerde işlettiğim için ham maddeye yakın olarak tesisi kurmuşum. Fakat Fethiye Köyceğiz'de çıkarttığımız kromu nerede işleyeceğiz? Antalya'da işleyeceğiz. Bakın aynı taktik. Elazığ'da çıkartıyoruz. Elazığ'da işliyoruz. Ham maddeye yakın zaten içeride. Ama dedi ki Antalya'da sadece işletme var. Niye Antalya'yı seçiyoruz? Ulaşım. Bunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Şimdiki madenimiz boksit. Diğer ismiyle alüminyumun ham maddesi. Biliyorsunuz alüminyum çok hafif bir maden. Hani baktığımız zaman çok yaygın kullanılıyor. Şimdi alüminyumun çıkartıldığı yerler neresi? İşletme neresi? Şimdi Konya Seydişehir'de çıkartıyorum. Antalya Akseki'de çıkartıyoruz. Muğla Milas'ta çıkartıyoruz. Adana Sayınbeyli'de çıkartıyoruz. Ancak tekrar söylüyorum. Türkiye'de en önemli boksitin çıkartıldığı yerler Konya ile Antalya. Biraz önce Bakır'da yaptık. Yine burada da yapalım. Bize sorulabilir. Boksit en çok hangi bölgede? En çok Akdeniz bölgesinde çıkartılacaktır. Aynı Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu'nun Ergari dedik. Doğu Anadolu'nun ya. Konya İç Anadolu'nun elidir ama Seydişehir değerli arkadaşlar Akdeniz bölgesindedir. O yüzden Antalya Akseki Akdeniz bölgesinde Konya'nın Seydişehir ilçesi yine Akdeniz bölgesinde. Bu yüzden en çok boksiti Akdeniz'de çıkartıyoruz. Peki çıkarttığımız boksiti nerede işliyoruz? Çıkarttığımız boksiti değerli arkadaşlar yine Konya'da Seydişehir'de işliyoruz. Yani çıkarttığımız yerde işlediğimiz için tesis ham maddeye yakın kurulmuş demektir. Aynı zamanda boksitin alüminyuma dönüşümünde çok yüksek bir elektriğe ihtiyaç var. Bazı kitaplarımızda veya bazı soru bankalarımızda bu sorulabilir. Konya Seydişehir elektrik ihtiyacını nereden karşılıyor diye sorarsa Manavgat üzerinde kurulan Oymapınar Barajı'ndan. O yüzden bunu unutmayalım. Manavgat üzerindeki Oymapınar Barajı Konya Seydişehir'in enerji ihtiyacını karşılamış olacaktır. Evet değerli arkadaşlar, bor mineralleriyle devam ediyoruz. Bu konuya her geldiğimizde herkes hep şunu söylüyor. Türkiye borda birinci. Yani bugün Türkiye'deki herkes dünyada bor madeninde rezervi birinci olduğu ülkenin Türkiye olduğunu biliyor. O yüzden bunu söylüyoruz. Rezervinde ülkemiz birincidir. Yaklaşık olarak %70'imiz de bor, aslında dikkat etmeniz gereken kelime bu, geleceğin enerji kaynağıdır. Çünkü jet yakıtlarında kullanılacak. Biliyorsunuz bununla ilgili bir sürü çalışma var. Hatta en son hatırlayın bor ile çalışan araba da yani yapmıştı ülkemiz. O yüzden dediğimiz gibi geleceğin en önemli enerji kaynağı olacaktır. Bor bunun dışında yani jet yakıtlarında bunun dışında hangi sektörlerde kullanılıyor? Bugün değerli arkadaşlar cam sanayisinde kullanıyorsunuz. Porselen sanayisinde kullanıyorsunuz. Deterjan yapımında kullanıyorsunuz. Fotoğrafçılık sektöründe kullanıyorsunuz. Eczacılık sektöründe kullanıyorsunuz. Çünkü bor mineralleri dediğimiz tuz kristallerinden oluşuyor. Peki bor nerede çıkartılıyor? Nerede işletiliyor? Şimdi çıkartıldığı yerlere baktığımız zaman öncelikle hemen Balıkesir, Susurluk, Bursa, Mustafa Kemal Paşa, Kütahya, Emet, Eskişehir, Kırka. Değerli
arkadaşlar bor mineralleri çıkartıldı 4 ilimiz var. Dedik Balıkesir, Susurluk, Bigadiç, Bursa, Mustafa Kemal Paşa, Kütahya, Demet, Eskişehir, Kırka. Bu arada hatırlayalım. Bor hangi jeolojik zamanda oluşmuştu? Bununla da ilgili sorular karşımıza çıkıyor. Bor 3. zamanda oluşmuş bir madendi. Peki çıkarttığımız boru nerede işliyoruz? Şimdi önemli olan husus da bu. İşletmelere baktığımız zaman iki tane işletmeyi görüyoruz. Balıkesir, Susurluk, Bigadiç'te çıkarttığımız boru değerli arkadaşlar Balıkesir, Bandırma'da işleyeceğiz. Şimdi dikkat. Evet Balıkesir'de çıkartıyoruz. Yine Balıkesir'de işletiyoruz ama aynı yerde çıkartma işletme yapmıyoruz. Balıkesir, Susurluk, Bigadiç'te çıkartılırken Balıkesir'deki Bandırma'da işliyoruz. O yüzden burada tesisin buraya kurulma sebebi ulaşım olacaktır. Ve yine Eskişehir'de çıkarttığımızı yine Eskişehir'de işliyoruz. Eskişehir, Kırka'da ki aynı yerde çıkartıp işlettiğimiz için değerli arkadaşlar ham maddeye yakın diyeceğiz. Ve unutmayalım, bor rezervinde birinci olduğumuz bir maden, ülkemizde yarı işlenmiş olarak kullanılıyor, aynı zamanda ihraç ettiğimiz bir madenimizdir. Şimdi değerli arkadaşlar, madencilikle ilgili en önemli 5 madeni gördük. Demir, bakır, krom, boksit ve bor mineralleri. Benim size tavsiyem, öncelikle bu 5 madeni çok iyi bilin. Nerede çıkartılıyor, nerede işletiliyor, işletme yerinin seçilme gerekçelerine çok dikkat edin. Bundan sonraki madenlerimize çok fazla bir yer yazmayacağız. Mesela fosfatla devam ediyoruz. Biliyorsunuz fosfat gübre yapımında kullanılacak. Ki tarım sektöründe kullanacağız. Aynı zamanda kimya sektöründe de kullanılır. Ve bizim ülkemizde fosfat nerede çıkartılıyor, nerede işletiliyor değil zaten bir yere hemen aklınıza gelmesi gerekiyor. Mardin Mazı Dağı çıkartılıyor ve işletiliyor. Ki aynı yerde çıkartılıyor, işletiliyorsa ham madde yakın demektir. Fakat burada bilmeniz gereken önemli nokta neydi? Çıkarttığımız fosfat bize yetmiyor. Mecburen ithal etmek zorundayız. O yüzden ülkemiz fosfat ithal eder. Genelde Türkiye'de Mardin Mazı Dağı'nın dışında gübre fabrikalarının kurulduğu yerlere bakarsanız mesela İskenderun'da, Mersin'de, Samsun'da bizim gübre fabrikalarımız var. Bakın dikkat edin hepsi nerede? Kıyıda. Çünkü biz yurt dışından getirip burada gübre üreteceğiz. O yüzden Türkiye'deki gübre fabrikalarının Mardin Mazı Dağı dışında kalanların hepsinin yerlerinin belirlenmesinde ulaşım faktörü esastır. Evet değerli arkadaşlar. Kükürt. Şimdi zaten kükürtü biliyoruz tarım sektöründe, ilaçlamada, bağışıklık sektöründe, yine gübre sektöründe kullanılacaktır. Ki kükürt deyince de yine hemen bir tane ilimiz var biliyorsunuz. Isparta Keçiborlu. Eskiden bunu söylerdim. Isparta Keçiborlu'da çıkartılıyor ve işletiliyor diye ama biliyorsunuz 1996 yılında rezerve yeterli olmadığı için fabrikası kapatılmıştır. O yüzden buna dair bir şey soracaklarını sanmıyorum. Genelde kükürt nerede çıkartılıyor diye sorunca Isparta Keçiborlu zaten bir tane yer bu karşımıza çıkmış olacak. Evet değerli arkadaşlar. Diğer dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.